Değerli katılımcılar ve sevgili aday öğrenciler, Ankara Üniversitesi Online Tanıtım Günlerinde bugün temel bilimler alanında ülkemizin öncü kuruluşu olan ve ülkemizin en köklü fen fakültelerinden biri olan Ankara Üniversitesi Fen Fakültesini tanıyacağız. 1943 yılında kurulan ve bugüne kadar çok değerli isimleri yetiştiren bir fakülte ve dekanımız Profesör Doktor Sayın Osman Selim. Selam bizimle birlikte. Selim Osman selam. Evet. Kusura bakmayın. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Online tanıtım günlerimiz başladı ve bugün sırada fen fakültemiz var. Alfabetik sırayla gidiyoruz ve buradan aslında hatırlatalım. Ankara Üniversitesi YouTube kanalından sizlere sesleniyoruz canlı yayınla ve sonrasında videolarımızı tabii ki izleyebilirsiniz. Hem AKÜZEM'in YouTube kanalından hem de üniversitemizin ana YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarımızdan sizlere ulaşıyoruz. Sorularınız olursa özellikle buradan üniversite adaylarına seslenelim. Ankara Üniversitesi fen fakültesi ile ilgili bölümlerle ilgili sorularınızı bize YouTube kanalımızda ulaştırabilirsiniz ve sohbetimizin sonunda da sizlerden gelen soruları değerli hocamıza, sayın dekanımıza iletiyor olacağız. Hocam isterseniz başlayalım. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi. Hem bölümler hem tarihçe sizin anlatacaklarınız ve sunumunuz için sözü size bırakayım ben. Bu genel konuyu toparlayabilmek adına bir sunum da hazırladık. İsterseniz öncelikle onu paylaşarak başlayalım. Sonra da öğrencilerimizden sorular gelirse onlara da cevapla genel devam sorular, ederiz. En çok merak edilen noktalar. Çoğunlukla öyle oluyor. Hesabımızı da hatırlatalım. Evet. Ankara Üniversitesi Instagram hesabından da soruları takip ediyoruz. Ama önce Sayın Dekanımızın sunusunu izleyeceğiz. Evet, sanırım şu anda herkes görebiliyordur sunumuzu. Şöyle başlayalım. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özel olarak çıkardığı bir yasayla 1943 yılında kuruldu. Ve kurulduğu zaman adı Ankara Fen Fakültesi. Yazıda da gördüğünüz gibi. Yani aslında Ankara Üniversitesi'nin oluşumunun henüz gerçekleşmediği bir döneme denk geliyor. 1943'te kurulduğunda sol tarafta yazıda görüyorsunuz, yerel basında da böyle manşet olacak düzeyde bir haberdi. Çünkü önemli bir şeydi ve başlangıç itibariyle bakarsanız temel bilimlerdeki dört bölümle aslında başladı. Fizik, kimya ve matematik. Bunun yanında da astronomi enstitüsü adı altında dört bölümle başladı diyebiliriz Fen Fakültesi eğitim, öğretim ve araştırma hayatına. Başlangıcı itibariyle yansıda gördüğünüz çoğumuzun iyi bildiği Ankaralıların o zamanlar adı Gazi Terbiye Enstitüsü'ydü. Şimdi Gazi Üniversitesi'nin rektörlük binasıdır o gördüğünüz bina. Onun bir katındaki fizik laboratuvarlarında eğitim, öğretim ve araştırma hayatına başladı Fen Fakültesi. Çok az bir öğrenciyle başladı. Erdal İnönü mesela bir numaralı, fakülte numarası bir olan öğrencisiydi. Değişik bir yapı. Zamanında eğer bakacak olursanız Türkiye'de sadece İstanbul Üniversitesi'nde bir fen fakültesi mevcuttu. Ve bu konudaki genel ihtiyaçlardan kaynaklanan nedenlerle yeni başkent, yeni cumhuriyetin, genç cumhuriyetin yeni başkenti Ankara'da bir fen fakültesi kurulması ihtiyacı doğmuş. Ve o zaman açılışı yapılmıştı. Aslında yerleşkimizin de ilk binası. Tabii zaman içerisinde şöyle söyleyelim. Gazi Üniversitesi'nin şu anki sınırlar içinde olunan bu Gazi Terbiye Enstitüsü'ndeki kısımdaki işte başladığı binasındaki başladığı noktada açılışta da açıkça bu gazete haberinin devamında okuduğunuz zaman görüyorsunuz dönemin efsane Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel açıklamasında çok net olarak ifade ediyor açılış konuşmasında. Bizim bir an evvel Fen Fakültesi'nde de bir de bir bina bulmamız gerekiyor diyor. Yani bu bir geçici noktadır diyor. Dolayısıyla bu açılışla birlikte içerisinde şeyde devam ediyor. Bina arayışları da başlıyor hemen peşinde. Sloganı görüyorsunuz. Cumhuriyet'in ilk Fen Fakültesi, Cumhuriyet'in ilk üniversitesinde diye. Cumhuriyet döneminin kurulmuş ilk Fen Fakültesidir fakültemiz. Yazıda gördüğünüz resimdeki bina ise 40'lı yılların ortasında Ankara Teknik Üniversitesi adı altında bir oluşumla başlayan fakat sonrasında Ankara Fen Fakültesi'ne teslim edilen binaları olan bir yapıyla biz bina sahibi oluyoruz Fen Fakültesi olarak. Ama binaların bir ayrıcalıklı bir durumu vardır. Yansıda da gördüğünüz gibi 2. Ulusal Mimarlık Akımı'nın
çok ender örneklerinden biridir. Mimarı Sedat Hakkı Eldem'dir. Burada mutlaka bahsetmek gerekiyor. Bu binalar çok ikonik, çok özel binalardır. Bu anlamda bakarsanız Fen Fakültesi tarihi, mimarlık tarihinin de önemli olan bir mekanını eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kullanıyor. Böyle de bir ayrıcalığı evet, var. Güzel aslında, bir botanik bahçesi var. Ankara Üniversitesi'nin pek çok tarihi binası evet, var. İlgilenenler, hem evet, adaylar hem belki mezunlar bilmeyenler tabii, araştırabilirler dediğiniz kesinlikle, gibi. Ankara yani, Üniversitesi'nin mimarlık tarihi açısından da önemli tarihi binaları. Tabii tabii. Ankara Üniversitesi'nin binalarının büyük bir kısmı işte mimarlık anlamında, bilim tarihi anlamında da yani hepsi birer fenomen ve hepsi birer araştırma konusu olabilecek nitelikte. Dönemin tabii bütün en çağdaş donanımlarıyla, laboratuvar, derslik donanımlarıyla kurgulanmış ve bugün içerisinde de evrilerek tekrar bugünün gerektirdiği koşullara gelmiş bir mekandayız ama tarihi bir mekandayız. Üçüncü derece bir sit alanı aynı zamanda şeyimiz, bulunduğumuz yerleşke alanı, Beşevler yerleşkemiz. Dolayısıyla çok özel, çok ayrıcalıklı bir yerde fakültemizi bulundu yer. Tabii burada Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadan geçmememiz lazım. Kuruluş süreci her ne kadar 1943 yılı olsa da kuruluşu için direktiflerin Ulu Önder tarafından verildiği. Çünkü beklentinin gelişen cumhuriyette fen ve teknoloji alanında yetişmiş insan gücünün yetiştirilebilmesi için, beyin gücünün yetiştirilmesi için fen fakültelerine ve mühendislik fakültelerine ihtiyaç olduğu gerekçesiyle ortaya konuyor. Biraz savaş zamanı nedeniyle gecikiyor. İkinci Dünya Savaşı zamanına gecikiyor ama bizzat Ulu Önder tarafından kurulması öngörülmüş ve tasarlanmış bir fakültedir neticede. Tabii misyon olarak bakarsanız işte aklı ve bilimi rehber eden, işte araştıran, inceleyen, bütün doğa olaylarını sebep-sonuç ilişkisiyle birleştirerek buna göre yorumlayan, düşünen, sosyal bilince sahip, donanımlı ve temel bilimlerde bu konusunda uzman, entelektüel mezunlar yetiştirme gibi bir misyonu var. Bu başından beri böyle, kuruluş gerekçesinde de olan bir şey yöneticine bakarsanız. Dolayısıyla bu bir vizyon yaratıyor tabii Fen Fakültesi için. Dolayısıyla vizyonumuzda da gördüğünüz gibi başından beri Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 1946 yılında Ankara Üniversitesi oluşumu kurulunca dahil olduğu Ankara Üniversitesi'nde Türkiye genelindeki kendisinden sonra açılmış tüm fen fakültelerinin hem kuruluşunda hem de eleman yetiştirilmesi konusunda, onlara eleman verilmesi konusunda bir kaynak olmuştur. Bu vizyonla da, elde ettiği bu vizyona da ülkemizde bilim ve teknolojinin gelişmesine, işte ülke kalkınmasına, ülkenin modern eğitim öğretim faaliyetlerini planlamasındaki vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor. Daima bu konuda tanınan, saygın bir kuruluş olma, hem ulusal hem uluslararası ölçekte olma konusundaki gayretini sürdürüyor bu vizyonla. Sadece Ankara Üniversitesi'nin değil, Türkiye'nin en büyük fakültelerinden biri fen yani fakültesi. Kurulduğu zaman da Darülfünun kökeninden gelen İstanbul'daki fen fakültesi var sadece. Başka fen fakültesi yok. Dolayısıyla Cumhuriyet döneminde ilk fen fakültesi olma özelliğine de böylelikle sahip olmuş. 46 yılında da kurulan Ankara Üniversitesi ki Cumhuriyet'in ilk üniversitesi. Yansıtı gördüğümüz şey çıkıyor karşımıza. Slogan çıkıyor karşımıza. Şu hatırlatmayı da tekrar yapalım. Fen Fakültesi özellikle işte biyoloji, fizik, kimya, matematik gibi temel bilimler alanında, astronomi ve uzay bilimleri alanında gerçekten ilgili öğrenciler, adaylar varsa sorularını ulaştırabilirler. Evet. Şimdiden yazmaya başlayabilirsiniz. Evet. Tekrar başta da söylediğimiz gibi Sayın Dekanımıza iletmek için bence bundan daha doğru bir zaman olamaz. Evet. Peki, sunumumuza devam edelim. Toplamda Fen Fakültemizde 6 bölüm var. Astronomi Uzay Bilimleri bölümü, biyoloji, fizik, istatistik, kimya ve matematik bölümleri. 6 bölümde şu anda öğrenci sayımız 3000'in biraz üzerinde ve yıllık yeni kayıt sayımızda genellikle işte kontenjanlarımız ölçüsünde 465'ler civarında bir rakamla her yıl yeni öğrenci alıyoruz. Tabii ek kontenjanlar ve tanınan işte yatay ve dikey geçiş imkanlarıyla bu yıllık yeni kayıtlı sayımız 550'ye kadar varabiliyor. Epeyce yüksek bir rakama ulaşabiliyor. Kalabalık bir fakülteyiz bu anlamda bakarsanız. Ama bunu da hem eğitim öğretim hem de araştırma anlamında bakarsanız toplamda 209 öğretim elemanıyla
destekliyoruz. Yansıda bunların farklı ünvanlara dağılımlarını görüyorsunuz. Oldukça konusunda uzman, deneyimli, önemli bir değerleri içeren hem uluslararası hem ulusal düzeyde yaptıkları yayınlar ve araştırmalarla, buluşlarıyla ve patentleriyle oldukça deneyimli olan bir öğretim kadromuz var. Ve bu öğretim kadrosu değerli öğrencilerimizi bekliyor açıkçası bu önümüzdeki şeyde, eğitim-öğretim döneminde. İngilizce... Onlardan bahsedeceğim. Bahsedeceğim. Temel programlardan bahsedeyim size. Toplamda 6 bölüm, lisans seviyesinde 9 program yürütüyoruz. Bunlardan 3'ü Türkçe ve bölümlerin adlarıyla muteber. Görüyorsunuz yansızda da açıkça ifade edilmiş durumda. 6 bölümümüzün adlarıyla aynı adlı Türkçe %100 programlarımız var. Türkçe programların yanında gördüğünüz rakamlar onların kontenjanları. Yanlarında artıyla gördükleriniz ise lise birincisi kontenjanları. Bunun dışında dediğim gibi %100 İngilizce eğitim yapan biyoloji, kimya ve matematik bölümlerimizin programları da var. Onlarda da kontenjanlar yanlarında görülüyor. Bunun dışında her ne kadar bugünkü konumuzla çok ilgili olmasa da bir eğitim öğretim görevi olarak sürdürüldüğü gerekçesiyle Fen Fakültesi'nde ben %100 lisansüstü Türkçe program yürüten programlarımız da oraya gördüğünüz gibi not aldım. Toplamda yine 6 tane hem lisans hem yüksek lisans hem de doktora seviyesinde eğitim yapan bir kuruluşuz aynı zamanda. Dolayısıyla eğitim öğretim yükümüz bir hayli de yüklü sayılabilir bu anlamda. Tabii burada sadece bölümlerin kendi yürüttükleri programlarla değil, çift ana dal ve yan dal programlarıyla da öğrencilerimize farklı ve biraz daha kendileriyle ilintili gözüken ama farklı şeylerin, disiplinlerin de ya sertifikalarını yan dal yöntemiyle ya da ikinci bir diploma olarak ana daldan alma imkanı da tanıyoruz. Şu anda yansıda ilk 3 bölümümüzün diğer bölümlerdeki çoğunlukla mühendislik fakültesiyle de ortak çift ana dal veya yan dal programları yürütülebiliyor. Çift ana dal programı biliyorsunuz, işte bu tabloda sağ tarafında gördüğünüz açık renkli alanlarda yazılı olanlar, sol taraftaki ana bizim bölümlerimizde görülen programlardan gidip çift ana dal veya yan dal sertifikası için belli koşulları sağlamaları gerekiyor. Yapabiliyorlar ve ikinci bir diploma ya da bir ikinci sertifika sahibi olabiliyorlar. İkinci yarı yılda. Evet, ikinci yarı yıl sonrasında başlıyor süreç. Çünkü bir ortalama oluşması gerekiyor başlangıçta. Dolayısıyla birinci sınıf öğrencilerine başlangıçta pek hitap etmiyor gibi gözüküyor ama baştan hazırlıklı olmak gerekiyor. Bir de tabii bu programlar başarılı öğrencilere hitap ediyor. Çünkü mutlak başarıyı aslında öngörerek bu programlarda ikinci diploma veyahut da yan dal eğitim yapmalarına olanak tanıyor. İlk üçü böyle. Diğer üçü de ve bir matematik İngilizce programımız da çift ana dal şey yan dal programı yapabiliyor. Onları da tabloda özellikle kayıtlara girsin diye bu şekilde bir tabloda koydum. Farklı disiplinlerle dikkat ederseniz mesela istatistik aslında siyasal bilgiler fakültesinin iktisat ve işletme bölümleriyle de çift ana dal ve yan dal programlarını yapmasına sosyal izin veriyor. De... Var. İşte var sosyal bölümler. Sosyal gördüğünüz gibi. En basında öğretmenlik ya, şöyle. Öğretmenlik işte de branş. Sosyoloji gibi. Evet. Çünkü en çok onlar sorulduğu tabii, için. Tabii. Branş öğretmenliği alanları doğrudan Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde şimdi biliyorsunuz çok kısıtlı. Hatta bazıları da kalktı neticede bakarsanız. Dolayısıyla o konuda hani bir çift ana dal programı açmanızın bir anlamı kalmıyor. Çünkü öğrencisi yok neticede. Bir şey işbirliği yapacağınız bu durumda. Ama yakın tarihe kadar vardı tabii. Onlar da mesela öğretmenlik alanlarına olanlar, ilgili branş öğretmenliği alanında bizde gelip doğrudan şey yapabiliyor. Veya dil alanında. Zaten kendi programlarının branş dersleri, mesela işte fizik öğretmense fizik dersleri, matematikse matematik dersleri, Fen Fakültesi'nin öğretim üyeleri tarafından belirlendi zaten. Zaten o süreç kendi o örgün öğretimlerindeki parçalarında işin içinde vardı. Duruma göre tabii çok farklı interdisipliner alanlar yaratabilmek mümkün burada ama şu an için görünen daha çok mühendislik fakültesi ve fen fakültelerinin disiplin olarak baktığınız zaman birbirlerine yakın bölümleri birbirleriyle bu çift ana dal ve yan dal programlarını yapıyorlar. Çünkü işin özünde şöyle bir kolaylık var. Program, eğitim programlarına çok ortak ders var bu bölümlerin. Bu nedenle ikinci programı tamamlamak için geri kalan derslerinin sayısı da az oluyor. İşi kolaylaştırıyor. Dolayısıyla çift ana dal programındaki almaları gereken ders sayısı
az sayıda ve çabuk tamamlanabiliyor. Evet. Hem bir konu üzerinde yoğunlaşmak, derinleşmek için bütün aslında hocalarımızın, buraya gelen hocalarımızın tavsiyesi de oydu. Birbirine yakın alanlarda aslında evet. Bu çift anadal veya yan dal uygulamalarını takip etmeleri evet. Çok daha mantıklı olacaktır. Evet. Mühendislik bölümleri eskiden fen fakültesine doğru. Bağlıydı değil mi evet, hocam? Şu anda Gölbaşı'nda. Güzel bir soru bu. Şöyle söyleyelim, Ankara Üniversitesi'nin bir mühendislik fakültesi var şu anda. Kökeni tamamen fen fakültesine dayalı. Çünkü fen fakültesi 1943 yılında kurulduktan kısa bir süre sonra o zamanların mühendislik eğitimi için öngörülen aslında yüksek mühendis diye geçiyor neticede mezunların adı. 5 yıllık programlarla ilk fizikte sonra kimyada başlattı ve kökeni buradan gelen bir mühendislik altyapısı var. Mühendislik bölümlerinin evet dediğiniz gibi fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, elektronik mühendisliği, jeoloji mühendisliği, biyomedikal ve daha sonra açıldı onlar. Ama elektronik vardı fen fakültesinde. Sonra işte tarihi şu anda tam olarak hatırlamıyorum mühendislik fakültesinin kuruluş tarihini. O kuruluş tarihi itibariyle fen fakültesindeki mühendislik bölümleri o tarafa alınıp yeni mühendislik bölümleri de tanımlanarak ki çok hızlı gelişiyor biliyorsunuz. Çok başarılı bir mühendislik fakültesi 2000'li var. 2000'li yılların başı. Evet. 2001. Onda da gurur diyoruz ya. Onda da fen fakültesinin evet. Bir şeyi var. Şunu da hatırlatalım. Gerçi önümüzdeki dakikalarda konuşuruz. İşte farklı kampüsler. Ankara Üniversitesi'nin çok sayıda kampüsü yerleşkesi var. Şehrin farklı bölgeleri de. Bir şehir üniversitesiyiz. Farklı alanlarda aslında eğitim görmek de bir renk tabii, katacaktır kesinlikle. Öğrencilerin hayatına. Kesinlikle. Peki genellikle... İşte üniversiteye işte bölümleri seçme konusunda bir takım kriterler aranırken öğrenciler arasında çoğunlukla işte girmek istediği bölümlerin kalitesi konusunda kendini kanıtlamış bir takım faaliyetleri var mı? Bunlar da araştırılıyor. Evet. Bu da artık bir şey oldu. Ne derler? İlginç bir kıstas olmaya başladı bölümler seçilirken. Bu konuda kalitesini kanıtlamış bir fakülteden bahsediyoruz. Çünkü ulusal anlamda bir dış değerlendirme kuruluşu işte fen ve edebiyat fakültelerini değerlendiren bir dernek bu. FEDEK akreditasyonu tüm Türkçe lisans programlarımız için 5 yılına alınmış durumda. 2016'dan bu yana akreditasyonu var. Dolayısıyla aslında ulusal ölçekte diyorum ama eğitim öğretim programlarının hazırlanması, uygulanması ve işlenmesi konusunda uluslararası ölçeklere göre kriterleri olan bir değerlendirme aslında bu. Dolayısıyla bu anlamda fen fakültemiz işte eğitim öğretim süreçlerinin ulusal standart ama uluslararası da diyebileceğimiz standart uyduğu konusunda kendi kanıtlamış bir fakültedir. 2017 yılında da YÖK Kalite Kurulu'nun kurumsal dış değerlendirme sürecinde pilot fakülteydik biz. Dolayısıyla yine eğitim programlarımız bu anlamda tekrar bir değerlendirmeden geçti ve başarıyla geçti. 2018'den bu yana da biz üniversite içerisinde kendi öz değerlendirme süreçlerimizde bu anlamda sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirliğini sağlama bu programların kalitesinin bu anlamdaki faaliyetlere de sürekli katkı sağlıyoruz ve değerlendirmelerden de başarıyla geçiyoruz. Yani bu anlamda özet olarak söylemek gerekirse Fen Fakültesi'nin eğitim programları bir kalite sürecinden geçmiş ve kendini bu kalite anlamda kanıtlamış bir programa sahiptir. Değişim programları ve ulusal veya uluslararası anlamda bakarsanız çok zengin şeyleri var, seçenekleri var. Ankara Üniversitesi tüm şeylerinde fakültelerinde bu imkanları öğrencilerine sunuyor. Çok sorulan konulardan en son, bir evet, yani bu çünkü gerçekten bir vizyon oluşturma anlamında ve yani işte globalleşmenin genel şeyleri bunlar aslında sonuçları bakarsanız dünyada benzer bölümleri okuyan işte insanların, ülkelerin neler yaptıklarını anlayabilmek, farklı kültürlerin nasıl davrandığını anlayabilmek adına falan çok iyi bir fırsat. İşte entelektüel şey yetiştirelim diyoruz, mezun yetiştirelim diyoruz. Belki bu konuda entelektüelleşmenin en doğal yolu sağlanabileceği kanallardan biri aslında bu değişim programları. Bu da en çok tabii Erasmus programı kullanılıyor. Çünkü koşulları itibariyle ve karşılıklı işbirliği anlaşmanız itibariyle çok hızlı kurgulanabilen ve tabii ki öğrencinin yine bir belli seviyedeki başarı seviyesine göre başvurusunu sağlayabilen bir kanal. Ama genellikle bu kanal çok yoğun kullanılıyor. Çok sayıda öğrencimiz başarılı bir şekilde öğrenimlerinin belli bir yarı yılını, hatta bazen bir yılını
yurt dışındaki bir üniversitede eşdeğer dersleri alarak sonra getirip burada saydırarak o derslerini geçirebiliyor ve çok önemli bir deneyim kazanmış oluyor. Dillerini aynı zamanda. Tabii ki dil geliştirme konusu için de çok önemli bir fırsat bu anlamda. Benzer işte gene uluslararası olan bir Mevlana programı var. Bunun da öğrencilere özel bireysel bazda yapılabilecek uluslararası bir değişim programı yaratıyor. Bir de yurt içinde de Farabi programıyla da tüm Türkiye üniversiteleri arasında benzer programlar arasında öğrenci değişimi sağlayan yani üç temel kanal var. Bunlardan hangileri en yoğun kullanıyor derseniz evet başta Erasmus geliyor. Yurt içinde de hatırı sayılır miktarda da Fen Fakültesi'nde de var örnekleri. Farabi programından da değişim programından öğrencilerimiz yararlanıyorlar. Bunlar güzel imkanlar bu anlamda bakarsanız. Ve biraz da kampüste yaşamla öğrencilere sunulan imkanlarla bu sunumumuzu da sonlandıralım. Bir kere her şeyden önce öğrencilerin işte sınav dönemlerinde veya ders çalışmak istedikleri zamanlarda kaynaklara erişimler konusunda bir kütüphane ihtiyacı mutlaka doğuyor kaynaklara ulaşma konusunda. Bu konuda çok iddialıyız, onu söyleyelim. Çünkü Tan Doğan Öğrenme Merkezi adı altındaki kökeni fen ve mühendislik fakültelerinin kütüphanesi olarak oluşmuş yapı, 1943'ten bu yana zaman içerisindeki tüm teknolojik gelişimi takip edebileceğiniz zenginlikte bir koleksiyona sahip. Dolayısıyla bu alanın biraz da işte dijitalleşen özellikle bu yayın ve kitap süreçlerine bakacak olursanız, erişimini sağlayan çok güzel bir bilgisayar odası var bu kütüphanenin. 300 kişi kapasiteli oturma salonları var, ders çalışma mekanları var. Çok amaçlı bir dersliği var, çok farklı şeylerle ne derler işte görüntülü veyahut da sesli yapılabilecek, şu anda da çok yaygın olan uzaktan eğitimle tekrar tanıştığımız farklı amaçlarla kullanabilir. Böyle bir teknoloji donanımlı bir dersliği var bu bölgenin. Kişisel çalışma odaları dahi var, yani anahtarı sizde olan bireysel odanız. İşte araştırmalarınız süresi boyunca topladığınız kaynakların yerine gitmeden belli bir süre kalabildiği ve çalışabildiğiniz çok iyi bilinen kütüphanecilik şeyleri, hizmetleri bunlar. Bu hizmetlerin tamamı veriliyor kütüphanemizde. Tabii şöyle bir ayrıcalığı var kampüste yaşam derken, Fen Fakültesi'nin bulunduğu 10. yıl yerleşkesi, aynı zamanda Ankara Üniversitesi'nin rektörlüğünün, Eczacılık Fakültesi'nin ve Diş Hekimliği Fakültesi'nde ortak paylaştığı bir alan. Çok büyük bir alandır bu. Yani işte Ankara'yı bilenler için söyleyelim. Beşevler, Tan Doğan meydanlarıyla, arka tarafta Konya yoluyla sınırlı çok büyük bir mekandan bahsediyoruz. Bu mekanda bir avantajımız var. Hem işte kültürel faaliyetler açısından olsun, işte yemek içmek gibi olsun şu anda yansıda gördüğünüz gibi. Çok miktarda da alternatif sunuyor. Hem ulaşım açısından, şu anda bulunduğumuz yerleşke, hem yeşillik, doğa aynen açısından, içinde aynen bulunan canlılar açısından tabii son derece mesela renkli. Mesela şöyle yerleşke söyleyeyim, en azından hani yeşillik ve doğa kendi doğal ortamının haricinde Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nin bulunduğu yeşil alanların aynı zamanda bir ders materyali olduğunu da net olarak vurgulayalım. Çünkü bu floraya uymayan ama ders amaçlı, uygulama amaçlı dikilmiş çok özel bitkiler var mesela. Dolayısıyla bu alan aynı zamanda da çok önemli bir botanik bahçe. Süs havuzlarıyla, bu özel ekilmiş bitkileriyle ve ekolojisiyle falan işte rahatlıkla şu kelimeyi kullanabiliriz herhalde. Çölde bir vaha burası. O yüzden böyle bir mekanı da fırsat olarak öğrencilerine sunuyor Fen Fakültesi. Öğrenci toplulukları en büyük işte sanat, kültür, spor aktiviteleri için öğrencilere kapı açan bir şey. 128 farklı öğrenci topluluğu var şu anda aktif olan Ankara Üniversitesi'nde, Ankara Üniversitesi genelinde. Bunların çoğunda Fen Fakültesi kökenli çıkışlar var bu öğrenci topluluklarının oluşumunda. İşte hidroket, hidrojen şeyli enerjili arabadan tıpın, halk oyunları, hayvan dostları derneği ya da topluluğu diyelim, tiyatro topluluğu, satranç vesaire, yani aklınıza gelebilecek her şey mümkün. Bu topluluklar gerçekten kişisel gelişimlerinde çok ciddi zaman içerisinde etkileri oluyor öğrencilere. Dolayısıyla tüm öğrencilerimize ben her fırsatta bir öğrenci topluluğunda yer almayı ve hobi edindikleri eğer bir şey varsa veya özel ilgi gösterdikleri bir şey varsa bir öğrenci topluluğu kanalıyla bu etkinlikleri yapmayı hep tavsiye ediyorum. Ve etkilerini de hep görüyoruz. Gerçekten önemli bir aktivite bu. Yansıdığı da gördüğünüz gibi bunlar çoğunlukla bilimsel aktiviteler, kültür sanat aktiviteleri,
spor aktiviteleri veya sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde oluşmuş topluluklar ve hepsi de etkin ve çok güzel etkinlikler evet. yapıyorlar zaman içerisinde. Spor için neredeyse sınırsız diyebileceğim imkanları var bu mekanın. Yani dediğim gibi biz biraz avantajlı bir kampüsteyiz bu anlamda. Üniversite genelinde aslında hizmet sunan mekanlar bunlar ama yani kapalı olimpik yüzme havuzuna varana kadar yararlanabileceğimiz fırsatlar mevcut. Hocam, evet, sunum bu kadar genel olarak. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok değerli bilgilerle güzel bir özet oldu. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'ni çok daha yakından tanımış olduk. Bu arada sohbetimiz sırasında hattımıza bir misafirimiz de katıldı canlı yayınımıza. Evet. Umut merhaba. Merhaba. Modern Orta Doğu Anadolu Lisesi. Evet. Değil mi? Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni bir tanıyalım. Üniversiteye hazırlanıyorsun herhalde değil mi? Evet, ben Modern Orta Doğu Anadolu Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl üniversite sınavına gireceğim. Sizi yaptığınız sunumla fakültenizi daha yakından tanımış olduk. Size soracağım birkaç soru olacak. Evet, dinliyoruz. Dünyada astronomi ilerlerken Türkiye'de bu süreç nasıl gelişti veya nasıl ilerledi? Teşekkür ediyorum Umut. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel bir soru çünkü branş olarak da beni yakaladın çünkü benim de branşım astronomi. Çok güzel bir soru oldu. Çok merak edilen bir bölüm değil mi hocam? Astronomi ve uzay bilimleri bölümü. Doğru. Ne yapılıyor buradan mezun olunca diye soranlara eminim. Yani şöyle, bilimin doğa bilimlerinin genel olarak yani işte temel bilimler aslında doğadaki her türlü işte doğa olayının nasıl çalıştığını nasıl meydana geldiğini tabii onu çok da şey yapmadan, manipüle etmeden öğrenmeyi ve onun işte temel yasalarını ortaya koymayı ve buna bağlı olarak da işte bunun insanla etkileşimi, başka noktalarla etkileşimini falan araştıran bir yapı. Neticede bakarsanız doğa bilimleri veya temel bilimler. Temel bilimlerin atası nedir diye sorarsanız işte Umut'un soru sorduğu alan yani astronomi. Bütün temel bilimlerin doğduğu nokta astronomi bu anlamda bakarsanız. Yani işte gök cisimlerin hareketlerinden, yer üzerindeki doğa olaylarından, o işte güneşle etkileşimimiz, ayla olan etkileşimimiz vesaire filan. Bugün çok iyi bildiğimiz en temel fizik yasalarının, işte çekim yasalarının vesairelerinin doğmasına neden olmuş bir kaynak. Dolayısıyla astronomi gelişim olarak bakarsanız insanlığın zaman içerisinde öncelikle mesela nereden ihtiyaç doğduğunu ortaya koymaya çalışalım. İşte tarımla ulaşan ilkel toplumlarda mesela zamanlama çok önemli. Yani işte bir tohum bir tarlaya ne zaman ekilecek, ne zaman hasat yapılacak vesaire bir zaman ve takvime ihtiyacı olmuş. Zaman ve takvim konusunda yararlanabileceği, yapabileceği tek şey gök cisimlerine bakıp onların döngüsel hareketleri, ayın döngüsel hareketleri, güneşte izlenen işte doğum batma hareketleri, bunların ardışık tekrarları vesaireler. Astronomi ister istemez insanların gündelik yaşamına bir şekilde girmiş durumda. En azından zaman tutmak açısından vesaire bakarsanız. Sonra bunları biraz daha matematiksel altyapısıyla, fizik altyapısıyla bir şeye oturtmak, bir teoriye veyahut da bir bilim tabanına oturma konusundaki gayretlerle gelişmiş fiziğin, matematiğin araç olduğu ve onlardan sonra kendilerinin bilim dalına dönüştüğü bir süreç yaşanıyor. O yüzden astronomi tüm kültürlerde, bizim ülkemizde dahil olmak üzere, başlangıçtaki en ilkel yapısından tutun, bugünkü gelinen modern durumuna kadar sürekli şeyle takip edilmiş bir bilim dalıdır. Bizde seviye olarak eğer Umut sorarsan şeydir, astronomi çalışılan alanları itibariyle, ki ülkemizde çok farklı alanlarında, astronomi alanında çalışma yapan üniversiteler ve bölümler var, araştırmacılar var. Uluslararası seviyedeki rakipleriyle diyeyim veyahut da benzer paydaşlarıyla aynı seviyede, aynı düzeyde bilim üretebilen, bunun eğitimini yapabilen durumdayız. Ve temel olarak baktığınız zaman sadece astronomi için söylemeyeceğim. Çünkü en çok sorulan sorulardan biri de, temel bilimler mezunları ne iş yaparlar sorusu oluyor biliyorsunuz. Doğru. Çünkü bu konuda da bir yanlış algı var aslında genel olarak toplum içerisinde. İşte iş bulunamaz, zordur,
işte okuması da zordur. Yani acaba tercih edilmeli midir sorusu hep böyle sorulur. Ama şunu bilin ki bilim, temel bilim olmadan hiçbir bilim dalı olmaz. Dolayısıyla temel bilim okumuş bir şeyin, mezunun yapamayacağı iş yoktur. Özetle böyle çok çerçeve bir şey söyleyeyim size. Yani temel bilim mezunlarının, şu anki mezunlarımızı da işte takip ettiklerimizin üzerinden gidip baktığınız zaman hem kendi branş alanlarında hem de problem çözme yetenekleri çok ileri düzeye geçtiği için çok farklı alanlarda sayısız yerde iş bulabiliyor ve çalışabiliyorlar. Yani o algı tamamen yanlış, bir kere öncelikle onu söyleyeyim. Yani bir temel bilimden mezunu, bir fizikçinin, bir astronomun iş bulamaması vesaire filan, yani bir mühendisin, bir elektrik mühendisinin şu anki işsizliği seviyesi aynı seviyede yer. Biraz nüfustan kaynaklanan problemlerden dolayı işsizlik vardı sağ ülkemizde. Ama özel sektörde, ama, teknoloji evet, firmalarında... Yani, tabii kesinlikle. Yani şu anda mesela, şu anda yayında mesela dizi izleyenler varsa baksınlar. TÜBİTAK Uzay, yani TÜBİTAK'ın uzay araştırmaları enstitüsü şu anda astronomi uzay bilimleri mezunu arıyor. Çalıştıracak projelerinde. Bunların çoğu uydu projeleri. Çok sayıda savunma sanayi şirketi, işte Havayasanı, Aselsanı, TAİ vesaire mühendislik bölümlerinden mühendis aradığı kadar temel bilimlerden de temel bilimci arıyor. Fizik alanından, kimya alanından, şaşıracaksınız ama biyoloji alanından bile savunma sanayi şu anda fen fakültesi mezunlarını işe almak için özellikle ilana çıkmış durumda. Yani görebilirsiniz bunların örneklerini. Çeşitleniyor ülkemizde. Aslında hiçbir zaman kaybolmayacak. Hayır, hiçbir zaman. Alanlar bunlar. Hiçbir zaman. Bir de Kraken Rasathanesi var. Ankara evet. Üniversitesi Rasathanesi. Ondan da isterseniz bahsedelim. Tamam. Gerçekten önemli. Hem evet. üniversitemiz için hem şehrimiz için önemli. Ve çok ciddi aslında gözlemler yapılıyor. Yıldızlar keşfediliyor fakültemiz akademisyenleri evet. tarafından. Bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben yansıyı hani fen fakültesi genelinde hazırladığım için laboratuvarları ve araştırma alanları konusunda çok fazla bir şey koymadım şu anda ama bir rasathanesi olması bir üniversitenin hangi fakültesine bağlı olursa olsun çok önemli değil. Çok ayrı bir zenginlik katıyor. Bu şansa sadece İstanbul, Ankara Üniversitesi ve Ege Üniversitesi şu anda sahip. Atatürk Üniversitesi'nin kendine özgü küçük çaplı bir yapısı var ama bölümle olan özdeşleşmesine bakarsanız pek o kadar etkin olduğunu söyleyemeyiz. Erciyes Üniversitesi'nin var şu anda bir astronomi uzay bilimleri bölümü. Onlar tabii şöyle söyleyelim, bu tür rasathaneler kurulurken kampüs üniversitelerinde çok problem çıkarmamakla birlikte çok da uzağına götüremiyorsunuz. Normalde ışık kirliliğinin olmadığı, hava kirliliğinin olmadığı yerlere taşımanız lazım ama yine de ne yaparsanız yapın üniversiteye yakın olmak gibi de bir heveste kalıyorsunuz. Bu anlamda Ankara Üniversitesi Rasathanesi halen işte ışık kirliliği açısından veya şehrin genel bu etkileri açısından uzak sayılabilecek. Ahlatlı bir mevkiinde kurulduğu işte 1962 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Tabii zaman içerisindeki gelişimde gökyüzünün parlaklığı çok bozulmuş durumda. Çünkü Ankara çok hızlı büyüyor ama Allah'tan şehre bu o yönde çok hızlı büyümediği için halen bu anlamda gözlemsel aktivitesine devam ediyor. Çalışmalar dediğim gibi uluslararası ölçekte rakiplerimizle, uluslararası rakiplerimizle yarışı ölçekte işlerimiz var. Hatta yani naçizane işte kendimden bir örnek vereyim. Türkiye'nin ilk gezegen keşfeden ekibi, bu rasathanenin ekibi, o ekibin de başında ben vardım. Dolayısıyla yani çalışmalarımız gayet aktif. Heyecanla devam ediyor. Umut'a da en azından ilginç bir tane örnek olmuş olsun. Yani keşifler de yapılabiliyor. Buluşlar da halen devam edebiliyor. Her ne kadar keşifler çağı geçti derse de. Evet, çok popüler bir bölüm. Özellikle uzay. Umarım açıklayıcı olmuştur Umut. Yani soruna cevap olmuştur. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Evet. Bu arada internetten gelen sorular var. Onlara da bakmaya devam edelim hocam. Bir yandan YouTube kanalına, bir yandan Instagram'dan gelen sorulara göz atmaya evet. çalışıyorum. Yatay geçişle ilgili bir soru gelmiş. Evet. İngilizce biyoloji bölümüne yatay geçiş yapmak istiyorum. Kaç kontenjan açılacak? Geçişler ne zaman yapılacak? Bununla ilgili bilgi verir misiniz? Demiş ama genel anlamda yatay geçiş imkanı farklı üniversitelerden evet. veya bölümlerden mümkün mü hocam? Yani tabii detayını çok iyi bilmiyorum ama bunun belli zamanlarda ilan edilen ve geçmiş zamanlardaki rakamları da çok aşmayan kısıtlı imkanları var. Bunların çok yüksek kontenjanlarla yapılmıyor bu geçişler. Ama her sene belli düzeyde işte bölümler için verilen yatay geçiş kontenjanları var.
Ancak bunlar dediğim gibi hep kısıtlı sayılar ve tabii ki puanla yapılan ve sıralamayla yapılan işler. Her bölümün benim bildiğim kadarıyla bir yatay geçiş kontenjanı her sene ilan ediliyor ve bunlar takip edilmesi gereken rakamlar. Benim de ezberimde yok açık söyleyeyim. Evet. Ya ona bir şey diyemeyeceğim açıkçası şu anda. Peki özellikle üniversite sektör işbirliği çok önemli günümüzde. Hem staj olanaklarıyla ilgili hem öğrencilerin okurken gerçekleştirdiği projelerle ilgili sektörle işbirliği konusunda neler söyleyeceksiniz? Evet. Veya üniversitemizin içinde bir teknokentimiz var. Evet. Aynı şekilde bu anlamda neler yapıyorsunuz ve sonrası için gerçi çok güzel bahsettiniz, iş olanaklarının çok geniş olduğundan söz ettiniz ama yine de öğrencilerle ilgili öğrencilerin bu konuyla ilgili endişeleri çok fazla tabii ki. Şöyle söyleyelim, Fen Fakültesi'nin bir anlamda bakarsanız biraz daha hani mesleğe yakın yetiştirme anlamında biyoloji bölümünün ve kimya bölümünün daha yakın ve mesleki eğitim yapma konusunda şansı var bu konuda. Dolayısıyla bu iki bölümümüzde de staj olanakları var. Bu stajlarla sektörün işte uygun firmalarıyla yapılmış karşılıklı işbirliği anlaşmalarıyla veya öğrencilerin birebir buldukları noktalarla staj ve bu anlamda mesleki eğitim klasik anlamda birçok mühendislik fakültesinde mesela örneklerini gördüğümüz yapıda devam ediyor, bu oluşturuluyor. Bunun dışında böyle kariyer günleri gibi ya da sektörle buluşma günleri gibi bir takım günler düzenliyoruz. Onları düzenlediğimizde sektördeki bu ilintili oldukları bölümlerin Türkiye'deki en iyi bu işlerde işte ünlenmiş, belli bir seviyeye gelmiş ya yöneticilerini ya da onlardan doğrudan organik bağ kurabilecekleri yöneticilerini buluşturuyoruz öğrencilerimizle ve bu konuda en azından bir iklim oluşmasını sağlıyoruz. Bugüne kadar ilginç gelecektir size. Bir iki tane yaptığımız bu tür tanıtım günleri veya bu tür faaliyetlerden bayağı iş sahibi olan şeylerimiz çıktı. Daha henüz okurken iş sahibi olanlar. O network'ün gelişmesi. Evet, o network çok önemli. Önemsiyoruz öyle şeyleri ve bunun için de bu anlamda bir takım faaliyetlerimiz var. Harika. Bunları genellikle böyle sağlıyoruz. Staj faaliyetlerimiz zaten öğrencilere neredeyse doğrudan iş kapısını açıyor. Açık söylemek gerekirse. Evet, erken başlamakta fayda var. Evet. Özellikle günümüz gençleri oldukça sabırsız değil mi hocam? Evet, Umut, tekrar sana dönmek istiyorum. Var mı aklında başka bir soru Fen Fakültesi ve ilgili bölümlerle ilgili olarak? Evet, bir soru daha soracağım. Erasmus süreci nasıl ilerliyor peki? Daha ayrıntılı bir bilgi sahibi olabilir miyiz rica etsem? Şimdi Erasmus sürecinin İşte bir eğitim öğretim döneminde öncelikle bir başvuru dönemi var. O başvuru dönemi içerisinde biraz dil yeterliğiyle ilgili ve tabii ki işte bir ortalama belli bir başarı seviyesi gerekiyor bu tür işlerde. Başvuru süreçleri başlıyor. Genellikle Erasmus şey gibi algılanıyor. Sanki üniversitenin bir işte karşı bir üniversiteyle bir protokolü var. Sanki onun dışındaki üniversitelere gidemezmişiz gibi algılanıyor. Halbuki öyle değil. Eğer sizin hedef koyduğunuz ve Erasmus anlamında karşılıklı değişim programına açık ama şu anda bizim listelerimizde görülmeyen bir üniversite varsa hemen protokolü de kurgulanabiliyor onun. Dolayısıyla sadece öğrencinin teklifine kalıyor açık söylemek gerekirse. O bağlantılar çok hızlı kuruluyor ve o öğrencinin sayesinde aslında üniversitemiz bir başka üniversitede, yeni bir üniversitede de karşılıklı Erasmus işbirliğine başlamış oluyor. Erasmus sürecinin işte 3 aylık bir dönem boyunca ders almaya yönelik bir şeyi de var, bir programı da var. Staj olan bölümlerde de stajının belli bir kısmını hatta tamamını yapmak gibi sağladığı olanaklar da var. Ve hibe adı altında verilen bir bursa sahip. O bursla işte gidilen ülkede işte konaklaması vesairesi onlara cevap verebilecek ölçüdeki bir bursun sayesinde ders alma hareketliliği ve hatta staj hareketliliği adı altındaki programlarla Erasmus programları gerçekleştirilebiliyor. Ve aslında öğrencinin sorumluluğunda olan taraflar da çok fazla. Tabii. İşte oradaki verilen harcırahla kalması, kendi işte barınma, yeme, içme imkanlarını kendi sağlıyor. Zaman zaman üniversiteyle bağlantıyı belki kendi kurması gerekiyor ama burada yönlendiren ilgili hocalar da tabii ki çok yardımcı oluyorlar ama galiba dil puanı burada biraz önemli ortalamayla birlikte. Bu hatırlatmaları önceden de belki yapmakta fayda var eğer öyle bir hedefin varsa. Evet. Çok teşekkür ederim size açıklamalarınız için.
Biz teşekkür ediyoruz. Lütfen bir yere ayrılma. Belki aslında başka bir soru gelir ama hocam, evet, şu çok sorulmuş. Gerçi sizinle direkt olarak alakalı değil ama kampüs dolayısıyla kimya mühendisi ve fizik mühendisi Gölbaşı'na taşınacak mı diye. Belki bilginiz vardır, size iletelim. Ya, şu ana kadar benim öğrendiklerim kadarıyla mühendislik fakültesinin bizdeki bölümlerinin büyük bir kısmı Gölbaşı'ndaki yeni mühendislik kampüs oluşumuna taşındı. Ama bunlardan kimya mühendisliğinin bulunduğu bina ve laboratuvarları itibariyle taşıması öyle çok kolay bir şey değildi. Bir de fizik mühendisliği halen aynı mekanını paylaşıyoruz. Yine Fen Fakültesi'nin 10. yıl yerleşkesindeki binalarında bu iki bölüm. Benim bildiğim kadarıyla hiçbir bu anlamda bir yer değiştirme bilgisi yok. Şimdi hocam benim bir sorum olacak. Hakikaten özellikle önümüzdeki süreçte tercih yapacak olan adaylara neler tavsiye edersiniz? Bahsettiğiniz gibi aslında çok zorlu bölümler, evet, fizik, kimya, matematik, evet, gibi temel bilimler, hı-hı, ve gerçekten bu alanlara ilgisi olan öğrenciler mi bu bölümleri seçmeli? Hı-hı. Gelecek kaygısıyla işte kariyer hedefleri doğrultusunda mı seçim yapmalılar? Evet. Ve okurken gerçekten zorlanacakları bölümler mi? Nereye dikkat etmeliler? Evet. Özellikle seçme sürecinde olanlar için, tercih sürecinde olanlar, evet, için, daha doğrusu bir sonraki aşama için neler söyleyebilirsiniz? Tabii bu bir öğrencinin hangi alana hevesli olduğu veya kendisi bazen farkında olamıyor, biliyor böyle şeylerin falan. Yani bunlar biraz işte psikolojik rehberlik ve danışmanlık alanına da giriyor. Yani o eğitimcilerin de belki biraz bir öğrenciyi bu anlamda değerlendirip nereye hevesi var, asıl hedefi ne olabilir, yani nerede başarılı olabilir, bu süzgeçlerden geçirirseniz anlarsınız. Ama benim kişisel bir görüşüm var bu konuda, bir şey söylemek istiyorum. Gönlünüzdeki yatan aslan neyse ona yönelik öğrenci. Yani bu kadar basit. Ne istiyorsanız gerçekten. Mesela mühendislik mi, temel bilimler mi? Yani çünkü mutlu olmak, hedefleri farklı koyduğunuz zaman, yani tamamen ekonomik kaygılarla bir bölüm okuyayım, iyi bir işim olsun, iyi maaşlı bir işim olsun, çok iyi bir şey değil, ne derler, bir ilke, bir yönlenme olmuyor öğrenciler için. Çünkü ciddi işte mezuniyetinde çok çabuk iş bulabileceği, yüksek maaşlarla çalışabileceğine inandığı bir bölüme girip sadece bu ilke üzerinden gittiğiniz zaman eziyet çekerek okunan, hatta bitirilemeyen bölümler çok örnek var önümüzde. O yüzden gönlünüzden hakikaten arkadaşlar ne geçiyorsa, neyi istiyorsanız, neyi severek okuyacağınıza inanıyorsanız bir kere ona yönelin, bir. İkincisi, Fen Fakültesi 6 programı içinde çok rahat söyleyebilirim, kimsenin gözünü korkutmak istemiyorum, ağır fen programıdır. Yani fizik, kimya, biyoloji, matematik, bu konularda yetkinliğinize güvenmiyorsanız problem yaşarsınız. Yani bunu öbür türlüsüne reklam yapmayı çok güzel, öğrenci çekmeyi isterim ben de. Derim ki şöyle güzeldir, böyle güzeldir falan. Bu fakültenin 6 bölümünün de temel matematik, temel fizik altyapısı olan, bu konuda severek ve isteyerek gelmeyen öğrenciye eziyet olduğunu söyleyebilirim. Yani deneyimle sabittir. O yüzden bu konuya ilgisi olanlar, yani temel bilimlerin problem çözme yeteneği olan, matematiği seven, doğa olaylarına, çevreye duyarlı, bunların nasıl çalıştığını, mekanizmasının ne olduğunu merak eden insanlar için gerçekten bir vaha burası. Ama onun dışındakilere eziyet olur, onu açıkça asıl söyleyeyim. Asıl kazandıktan, evet, sonra başlıyor. Kesinlikle. Gerçekçi olmak lazım bu konuda. Çünkü hayatınızın bundan sonraki kısmı ve özellikle de meslek edinmeyle ilgili kısmı tamamen bu 4 yıla 5 yıla bağlı olacak. Bir de hocam İngilizce ile ilgili söylediniz. %100 İngilizce, evet, eğitim veren programlar, evet, var ama onun dışında şu an bütün bölümler... Sadece 3 bölümümüz de var değil, şu anda. Evet, biyoloji, yani matematik ve kimya. Hazırlık devam ediyor. Onlarda benzer şeyler, İngilizce programların oluşturulması için gayretlerimiz devam ediyor. Belki programların bazılarını birleştirerek yapacağız mesela İngilizce programda. Çünkü ilintili programlardan bir tane güzel tek bir İngilizce program çıkarma şansı da var. Onu biraz ileriye şimdilik yapalım ama gayretlerimiz var. O konuda diğer bölümlerinde bir İngilizce programı olacaktır ileride. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Umut'a dönmek istiyorum. Umut, sana da çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için. Son olarak eklemek istediğin veya sormak istediğin bir şey var mı Sayın Dekanımıza? Hayır, ben size teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiğiniz için, sorularımı cevapladığınız için.
Sağ olun, teşekkürler katıldığın için. Biz de teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz üniversite sınavında. Aynen. Teşekkürler, teşekkürler. Evet, aday öğrencimizi de uğurladık. Hocam çok teşekkürler. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Evet. Çok açık ve net bir biçimde. Ben de çok teşekkür ediyorum. Fakülteyi anlattınız. Fırsat, güzel bir fırsattı öğrencilerimize, en azından o fakültelerimizi tanıtmak adına. İşte fakültelerin genel olarak bakarsan şimdi 18 fakültesi var Ankara Üniversitesi'nin. Ve genel olarak sadece fen fakültesi için söylediğim tarafı aslında büyük bir kısmına bu fakültelerini yayabilirsiniz. Türkiye'deki yüksek öğretimin kurgulanmasında, Cumhuriyet sonrasındaki kurgulanmasında hep onların yeniden, işte diğer üniversitelerin benzer fakültelerin açılışında hep kurucu rol oynamış bir üniversiteyiz. Çok köklüyüz bu anlamda. Ve bu köklülükten gelen yapımızı sadece oraya dayanarak orada kalmayıp zaman içerisinde bilimin, teknolojinin veya koşulların gerektirdiği şekilde geliştirmeyi de başarmış bir üniversiteyiz. O yüzden onu da bu şekilde, bu fırsatta tekrar söyleyebilmiş olmaktan dolayı ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sorularımızı da yanıtladık. Ama izleyememiş olanlar, sonradan canlı yayına katılanlar videomuzu tabii ki takip edebilirler. Evet. Ankara Üniversitesi sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Ve Ankara Üniversitesi'nin online tanıtım günleri de devam edecek. Bugün saat 13'te ve yarın yine saat 11'de yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Selim Osman Selam hocamızı ağırladık. Tekrar çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben de ve tüm adaylarımıza da başarılar dileyerek veda ediyoruz. Hoşçakalın.